Bir ülke düşünün, toprakları Türkiye'nin 4 katı olsun, nüfusu ancak İstanbul kadar. Bir köşesinde kervan geçmez çöller yer alsın, diğer köşesinde buzula kesmiş doruklar. Uçsuz bozkırları, bucaksız ormanları izlesin, dipsiz gölleri kovalasın hırçın ırmaklar. Aynı anda 7 iklim yaşansın topraklarında, 4 mevsim. Uzatmayalım, Kazakistan'dayız. Gelecek günlerin süper gücünde. Türkistan, kültür ve medeniyetimizin temelini oluşturan, tarihe adını yazdırmış önemli bilim adamlarını, mütefekkirleri, sanatçıları ve ruh mimarlarını doğuran bölge. Türklerin ilk İslam'la şereflendiği ata yurdu. Divan-ı Lügat-i Türk'ü kaleme alan Kaşgarlı Mahmud'u, Kutadgu Bilig müellifi Balasagunlu Yusuf Has Hacibi, hadis alimi İsmail Buharileri yetiştiren ve bugün milyonlarca Türk'ü içinde barındıran, binlerce yıllık köklü bir medeniyete ev sahipliği yapmış toprakların adı Türkistan. Sınırları batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları'nın güney kısmına, kuzeyde Sibirya'ya, güneyde İran, Afganistan ve Tibet'e, doğuda Çin ve Moğolistan'a kadar uzanan bir coğrafya. Çin Seddi'nden Cebeli Tarık ve Atlantik sahillerine kadar, yüzlerce milyon Türk nüfusunun yaşadığı Türkistan. Türkistan demek, Yesi demek. Taşkent, Semerkant, Buhara, Merv, Kaşgar, Urumçi, Bişkek, Almatı, Çimkent demek. Türkistan demek, ilim demek, irfan demek. Yüzlerce ilim, irfan ve gönül sultanlarının merkezi demek. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran devralem İpek yolunu adım adım gezerek belgeselleştiriyor. Türkistan coğrafyasındayız ve Türkistan'ın, Orta Asya'nın kalbinin attığı Kazakistan'ın Türkistan kentindeyiz. Efendim, Türkistan'dayız. Yesi şehrinin girişindeyiz. Yesi şehrinin girişindeki şu Türkistan tabelasını görüyorsunuz ve aynı zamanda solumuzdaki kapıda şehir kapısı, Yesi'nin giriş kapısı. Biraz sağımıza dönebilirsiniz, orada kervanı görüyorsunuz. Kervan heykelleri İpek yolunun buradan geçtiğini, İpek yolunun önemli noktalarından bir tanesinin olduğunu gösteren bir şehir. Aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşamış olduğu ve biraz sonra ziyaret edeceğimiz türbesine doğru devam ediyoruz efendim. Türkistan şehrinde bambaşka bir atmosfer bulur, adeta sıyrılırsınız dünyadan. Zira koca Asya'nın ve şirin Anadolu'muzun İslamlaşmasında unutulmaz hizmetleri olan Ahmet Yesevi Hazretlerinin kutlu naaşı şereflendirmektedir şanslı beldeyi. Menzili maksuda ulaştık. İpek yolunu Türkistan coğrafyasında takip ediyoruz. Türkistan'ın kalbinin attığı yerdeyiz. Türkistan'dayız, Yesi'teyiz. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesindeyiz. Hoca Ahmet Yesevi, gönül sultanlarından. Türkistan medeniyetinin dünyaya yayılmasında önemli kilometre taşı.
Ahmet Yesevi Hazretleri küçük yaşlarda anne ve babasını kaybeder. Şüphesiz hikmetler gizlidir hadiselerde. Nitekim Hızır Aleyhisselam'ın himayesinde yetişir ve onun manevi zırhı altında koşar zirvelere. Yine onun işareti üzerine kapılanır Arslan Baba Hazretlerinin nurlu dergahına. Genç derviş ilim devşirir, hal imbikler. Edebi engindir onun, muhabbeti derya. Bu nasıl bir sevgidir bilinmez. Arslan Baba'nın vefatı dahi koparamaz rabıtayı. Çimkent Sayram kentinde dünyaya gelir 1000 yıl önce. Babası küçük yaşta vefat eder, yetim kalır. Annesiyle birlikte Sayram'dan Yesi'ye gelir. Arslan Baba da ilk tahsilini görür. Hocası Arslan Baba öldükten sonra Buhara'ya gider buradan ve Yusuf Hemedani Hazretlerinden tasavvuf ilmi ve diğer ilimler tahsil eder. Ve binlerce talebesini başta Anadolu olmak üzere Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasına gönderir, Türkistan medeniyetinin yayılmasına büyük hizmet eder. Biz Hoca Ahmet Yassavi'ni ziyaret kılgani Özbekistan'dan taşrif buyurdik. Bana yakşı joylar ekan, Huda halisi kelgusi de bu yerge avladlarımız ham kelişini, nasip kılışını istemem. Hamalarına rahmet, Özbekistan'dan alan geldik, salam. Hoca Ahmet Yesevi'nin makamındayız. Burası Türklüğün merkezi sayılabilecek şekildeki bir yerimiz. 43 tane kazan hanının yattığı bir yer. Ayrıca karşıda gördüğümüz medresenin içerisinde de Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin bulunduğu bir yer. Gördüğümüz medrese Orta Asya'nın en büyük medresesi durumundadır. Timur Han'ın 1396 yılında yaptırmış olduğu bir medresedir. İlk başta medreseyi yaptırıyor. Hoca Yesevi bizzat burada eğitimini görmüş ve türbesi onun içerisinde bulunuyor. Ve medresenin içerisinde sınıflar var, yemek yerleri var, kütüphane yerleri var. Şu anda bunları tabii ki hepsi bu şekil kullanılmıyor. Tek tek bunları şimdi gezeceğiz. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kerametine mazhar olmuş bir kazan. Ama ruslar bunu götürürler ama geriye kopyası gelir. Bu tarihi kapı türbeye giriş kapısı. Ancak türbeye giriş kapısı kapalı. Zira türbenin içine girilmiyor. Türbeye dışarıdan bakılacak. Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebeleri atsız kahramanlardır. Beldeler, ülkeler ötesine gidip yerleşirler ki ahali henüz ya Hristiyandır ya Mecusi. Türkistan coğrafyasına İslam medeniyetini talebeleri aracılığıyla yayan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin sandıkla başındayız. Ancak içerisine girmek mümkün değil ve kapalı. Sizler adına burada Fatiha okuyoruz. Tüm insanlık alemi, İslam coğrafyası ve Türk dünyasına barış ve huzurun gelmesi duasıyla El-Fatiha. Ahmet Yesevi Hazretleri, gariplere merhamet, Resulullah'ın sünnetidir. Gönlü kırıkların yarasına merhem ol, zavallılara yoldaş buyururlar. Himmet kuşağını beline sarmayan, dünyaya meylden kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşı dökmeyen, sırlara kavuşamaz. Mayolik dediğimiz, yani seramikler üzerinde göremiyorsunuz ama sol ve sağda geçtiğinizde asıl seramikleri görebilirsiniz. Biz onlara mayolik diyoruz. Mayolikler mozaiğin bir türüdür. Emir Timur yani tüm araziyi aslında dervişler yani dergahlar için vakfiye kurdu. Şu ziyaretgahı geldik.
ziyaret qilgani. Guliston shahardan, Sirdaryo. Sirdaryo viloyati Guliston shahardan keldik. Turkiya biz bilan ham shahar. Yaxshi, chiroyli davlat. Cuma Meşit olarak geçiyor. 12. asırda başladı. Yani 19. asıra kadar devam etti. Meşit olarak kullanıldı. Şimdi sütenler görürsünüz. Çok eski sütenler. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin evi mi? Kendi evi mi? Kendi evi, çocuklara yaşadığı ev. 63 yaşına kadar yaşadığı bir ev. 63 yaşından burası, sonra yer altına girdi. Evet. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de inzivaya çekildiği Yesi'deki Türkistan'daki çilehanesi. Hemen buranın altında ve 63 yaşından sonra bir daha gün yüzü, güneş yüzü görmez ve burada hayatını devam ettirir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin çilehanesindeyiz. Ahmet Yesevi Hazretleri, alemlerin efendisine sallallahu aleyhi ve sellem harfiyen uyar. Hatta 63 yaşından sonra yer altına çekilecek kadar. Bulunduğumuz yer ya, yer altı mescidi olarak geçiyor. Tam bu odada, yani şurada görürseniz basanaklar var. Ve o basanaklarla aşağıya gidiyor. İnzivaya çekildiği yer. Nitekim kerpiç çilehane dergaha döner. Sohbet meclisleri kurulur. Zeminin kulaç kulaç altında. Mübarek bir 63 yıl daha yaşar toprağın karabağrında. Köyümüze gelsiniz, herkes iyi bilirler. Hep ziyalar hep köyümüzde. Burada Türkler çok da ahız kalır. Siz ne, siz de mi ahız kalırsın? Almata'dan. Çok ahız kalı var mı burada? Var. Hadi, nerelerde yaşıyorsunuz anlatın. Ahız kayı bir selam söyleyin siz Türkiye'de. Siz geliyor mu siz bizlere? Yok. Köye gelsiniz herkes. Hepsine büyük selam olsun. Buradaki bacı, kardeşler, ablalarımız hepsine. Hoca Ahmet Yassai babamızın meşit medresesi. O şerde Yassai babamız 99 bin şakırt dayındağın. Meşit medresi boğan. Osu keli Kılıyot Cirastı meşitinde mıngdağın şakırtlar ilim bilim alıp, ökül dünya yüzüne osu ilimde taratkan eken. Ahmet Yesevi Hazretleri diyarındayız ve şu an Türkistan Ahmet Yesevi Müzesi'ni ziyaret edeceğiz ve müzeye giriyoruz. Müzemiz 2000 yıl itibaren çalışıyor. Şimdi gördüğünüz resim bu Orta Çağ'daki Türkistan'ın resmi. Koşu kavak turla İpek Yolu'nun başkentlerini, İpek Yolu izlerini adım adım takip ederek devam ediyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz öncelikle Devralem programı olarak. Vesile oldunuz, buralara geldik. Birkaç cümle alalım sizden. Evet. Heyecanlıyız. Vesile olduğum için sadece mutluyum. 41 kişiyle ziyaret ettik. Görecek çok yerimiz var. Ancak Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden, Orta Asya'nın en büyük türbesinden başlamış olmanın ve az önce de konuştuğumuz gibi 43 tane kazan hanının yatmış olduğu yerden ve atalarımızın göbeğinin kesildiği yerden selam söylüyoruz. Uzun zamandır gelmek için çok uğraşmıştık. Koşu kavak turizmle gelmek nasip oldu. Çok mutluyuz. Benim samimi kanaatime göre Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş medeniyet seviyesine yükselmesi, Batı dünyasından katiyen kopmamak kaydıyla bütün yeni Türk cumhuriyetleriyle siyasi, iktisadi ve kültür birliği kurmasına bağlıdır.
Ben uzun yıllardan beri bu düşünce içinde olduğum için buraya geldim. Daha önce Özbekistan'ı yazmıştım ben Türkistan, Türkistan diye. Sonra Azerbaycan'ı yazdım. Azerbaycan yüreğimde bir şah damar ismiyle. Rumeli Türklüğünü anlatan bir kitap var. İstiyorum ki, arzu ediyorum ki bütün Türk dünyasını bir seyahat edebiyatı içerisinde ortaya koyalım. Bu hem edebiyatımız bakımından, kültürümüz bakımından son derece mühim bir hizmettir bana göre. Hem de Türkiye'nin iktisadi gelişmeleri açısından önemli bir hizmettir. Bakalım, kısmet olursa burada gördüklerimi yazmaya çalışacağım. İnşallah burayı bitirdikten sonra Türkmenistan'ı ve Kırgızistan'ı da yazmak düşüncesindeyim. Onda müziği sizi Türkistan kalkardayım ki bir uzakta da konuştu. Konuşmanın kastımız. İlker'in bir gibi bağlarımız bir vakımda niye konması kalıyor? Biz her zaman Türk arkadaşlarımız burada kabul etmek için memnunuz. Türk tiliniz bağlarımız bu kekleri konuştunuz. Cevap konaklara konuştunuz. Hepsi Türk dünyasının arkadaşları ve hepsi gelen misafirlerimize memnunuz. Tarih boyunca Türkistan coğrafyasında yetişen birçok İslam alimi, günümüzde bile bilim ve kültür dünyamıza ışık tutmaya devam ediyor. Kazakistan'da ve Türk dünyasında ünlü bir bölge olduğunu herkese belli. Bu da Hoca Ahmet Yassavi Müzesi'ne bağlı. Şimdi Güney Kazakistan'da 83 böyle bir tarihi yerlerimiz var. Ruhani tarihi yerlerimiz var. Hoca Ahmet Yesevi, Türkistan'ın ulu büyüklerinden, İslam coğrafyasına hizmet eden, Türkistan coğrafyasını aydınlatan bir şahsiyet. Türkistan'dayız. Bulunma sebebimiz Türkiye'den. Kadim İpek yolunun güzergahlarına geziyoruz. İpek yolu güzergahındayız. İpek yolunu araştırıyoruz adım adım. Tabii develerle o seyahatler yapılıyordu kadim zamanlarda. Biz modern zamanlarda uçakla, trenle ve birçok aletle İpek yolu güzergahını takip ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi önünde İpek yolunun önemli bir merkezindeyiz. Türkistan topraklarında dolaşırken buranın tarihi İpek yolunun önemli güzergahlarından olduğunu öğreniyoruz. Bundan 2000 yıl önce İpek yolu Batı ve Doğu uygarlıklarını birbirine bağlamıştı. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamış. İslam'ın Çin'de yayılmasında İpek yolu önemli bir rol oynamış. İpek yolu tarihte Çin'den Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin'in ipek ve ipek ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek yolu olarak adlandırılmıştı. Ne bu, adı ne bu? Irmşık. Irmşık. Irmşık abi. Irmşık abi. Niye bu? Tatlı. Vatan Ahıskar. Onlar 1945'te vatanlarından çekilip çıkartılmıştı. Dünyanın birçok bölgesine gitmişler ve burada da Ahıskalılarla karşılaşıyoruz. Ahıska milletimize çok selam söylüyorum. Yaşayın çok güzel Türkiye'de. Burada da güzeldi yaşamak ama öz yerinde, öz milletinde yaşamak yakışır. Özbekistan'dan mıyım? Özbekistan'dan. Özbek miyim? Samarkand. Samarkand'dan mıyım? Kolay gelsin. Nasıl işler güçler? Haber. O ne yarı? Allah'a şükür. Ankara. Bak, bak, halal olsun, halal olsun. Bak. İpek yolu en önemli özelliği ticaret kervanlarının, ticaretin, alışverişin yapıldığı yerde. Kazakistan'da böyle bir pazardayız. Her şeyin satıldığı bir yerde ve İpek yolunun adeta canlandırılmış halini, geçmiş zamanların İpek yolu pazarını burada yaşar gibi oluyoruz. Müzik
ticaret yolu insanlık tarihinin aydınlığa ulaşmasında büyük geçitlerden biri olmuş. Bununla birlikte günümüz seramik kültürünün oluşmasına da önemli katkılar sağlamış. Sadece değerli ipekler, seramikler ve porselenler değil, değişik kültürlerin, inançlarından dillerine, çalgılarından masallarına, yemeklerinden oyuncaklarına kadar birçok kültürel değer aktarılmış. Dolayısıyla bu yollar yalnızca ticaret yolları olmakta kalmamış, yüzyıllar boyu Doğu ile Batı arasında kültür alışverişini de sağlamış. Anam çirkin rastık şahtı yiz kalsın, başka toyda toylamasan toylama. İki rastık bak toya toylansın, başka toyda toylamasan toylama. İki rastık bak toya toylansın. Kervansaraylarda kervanlar askeri birlikler tarafından korunurdu. Kervansarayda kalındığı sürece yolcuların can ve malları teminat altına alınır, her türlü bakım ve hizmetlerin yerine getirilmesinden doğan giderleri karşılamak amacıyla vakıfları bulunurdu. Bu yapılar seyahat ve ticareti güvence altına alan, sosyal dayanışmayı sağlayan nitelikteydi. İpek yolu 16. ve 17. yüzyıllarda ipeğin Avrupa'da da üretilmeye başlamasından sonra eski önemini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Artan denizcilik faaliyetleriyle de kervanlar ortadan kalkmaya ve uzak doğu ürünleri çekiciliğini yitirmeye başladı. Hatta 19. yüzyıldan itibaren ipek yolu kullanılmaz oldu. İpek yolu güzergahını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an Ahmet Yesevi'nin kütlesinin bulunduğu Türkistan'dan yola çıktık. Hoca Ahmet Yesevi'nin hocası Arslan Baba'nın türbesini ziyarete gidiyoruz. Otrar aslında kadim bir şehir. 8. yüzyılda İslam medeniyeti bu coğrafyaya gelince buranın adı Varap olarak değişir. Tarihler 1994 yılı. İlk kez buraya gelmiştik. O geldiğimiz yıllarda sadece türbe ve birkaç yapıdan ibaretti. Şu an arkamızda muhteşem iki minareli cami yapılmış. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yakın bir akrabası tarafından bu eser yapılmış. Birçok eserler yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz önemli katkıda bulunmuş. TİKA'nın hizmetlerini görüyoruz. Otrar. Farabi'nin memleketi. Ebu Nasır el Farabi'nin dünyaya geldiği Otrar'dayız. Geçmişin Farab kentindeyiz. Deprem, savaşlar ve Cengiz Han'ın bölgeyi yıkıp yakması bu kenti de alt üst eder. Toprak altında kalan bu kent araştırılmaya ihtiyacı var. Hemen karşımızda Arslan Baba'nın türbesini görüyoruz. Ve Arslan Baba, Hoca Ahmet Yesevi'nin hocasının türbesinin bulunduğu yer. Babdardın babı Arslan Bab deydi. Biz birinci neden bastayımız? Özümüzün ata babamızın basından bastayımız. Sudan kiyin Sayram'a baramız. Sudan kiyin Sayram'dan kiyin Arslan Bab'a gelemiz. Arslan Bab'dan kiyin barıp Türkistan'a baramız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa allazi qadara fa khada allazi akhraja al marga fa ja'ala khuswa sanukriuka fala tansa
İle meşşâlo innâhu yâglamul zâhrâma yâhfâ vânu yâsirû kalil yusrû fâzakirîne vâgatî zikrû sayıd zâkârû may yâhşâ ve yetecennâ buhalâşkû allezî eslennerûl kubrû ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَدَفْلَهَا مَنْ تَزَقَى Ya Rabbi Allah İslam dinimizge kış kuvvet verip, yerimizge beybişlik verge, şekerin önünün cahsılığın verge, İslam'la kulü cemaatçılık meleketlerden türlü tabiqe kesefatları namazlık da Safarda jürgenlerimizden Allah Ta'ala safarlarını oğulgayız. Arna niyet etip, kadam basıp, öğretan mamımdardın niyetlerin kabul muratlarını asıl etkesin, indirine, savunluk dertlerine şifa etkesin, otbaslarına amanlık vergesin. Faniden ötken atanalarımızga, aki şişelerimizge, ne karımdas, apaylar, bağlarımız uktarına, nakış şaktağın jurtağarı uktarın uktarına, kuda kudağı, katar kurgu dostlarımız uktarına, Zizelada şaşılıkta otan soğusunda, jene şel 90'da getken ar uktarın uktarına bağışladık. Ya Rabbim Allah, bizde, üyüşümüzde, hastalıktan, düşmanlıktan, zulümdüktan, tabiqi apatlardan, bir mün atı pəleden, jüz bir atı qatırden saxtap, Bilip bilmeyi isteyip yürgen katiliklerimizi keşire gör. Hocalar, üstadlar, Allah dostları ve Hoca Ahmet Yesevi'nin hocası Arslan Baba. Ve bizler için kapı açıldı. Devre Alem programı için kapı açıldı. Ve şu an onun türbesi başında dua edeceğiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Evet. Anlatılıp söylenecek çok şey var. Ama buradan, bu türbeden Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği tüm talebe-i ulum için onların İslam cihanı İslamiyeti elden ele, gönülden gönüle yayanların ruhları yüzüstü hürmetine, milletimizin, memleketimizin birlik ve beraberliği, Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması, İslam medeniyeti coğrafyasında akan kanların durulması ve İslam medeniyeti coğrafyasında birlik ve beraberliğin sağlanması için, Allah rızası için burada dua edip, sizleri bütün ecdadın ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Allah Ta'ala'nın tilegin barsa tileklerde Arslan Babamızın duasının hürmetine, Arslan Babamızın hürmetine, Şakirde Kul Hoca Medreselerinin hürmetine Allah Ta'ala kabul etken basın. Emin Allah. Amin. İnşallah. En son 1949 yılı yapılan bina şurası gördüğümüz. Bu sütunlar en son 1980 yıllarda yapıldı ama eskilerinin kopyasıdır. Asıl Emir Timur'un zamanlarında yapılan sütunlar şu odada görebilirsiniz. Emir Timur 13. çağda Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini yaptığı sürede bu türbeyi de yaptı. Orijinal hal maalesef bilmiyoruz çünkü orta çağlarda iki kere büyük bir deprem oldu. Ve aslında bu topraklar altında çok bir su birikimi var. Onun için sürekli kirpiçler yani tuvalar bozuluyor. Maalesef ki bu haliyle bu, ne zaman? Bu hali 1990 yılına aitti. Ve Sovyet zamanında tekrar restorasyon geçti 1982 yılı. İpek Yolu güzergahının önemli bir merkezi Farab, 8. yüzyılda İslam medeniyetiyle şereflenmişti bu coğrafya. Ali Farabi'nin memleketi ve Harzimşahlar devletine bağlı önemli bir bölgeydi. Arslan Baba'nın hemen türbesinin yanı başındaki tarihi şehir kalıntısı Farab şehri, Cengiz Han tarafından yek ile yeksan edildiği bir bölge. Cengiz Han burayı yakıp yıkar. Burada taş üzerinde taş kalmaz. Depremler de yıkmıştır burayı. Gayrı Han'ı Cengiz Han yani ticaret amacıyla 500 develi kervanı gönderiyor. Ama Gayrı Han
O tüm kervanı soyup, yani insanların tümünü öldürüp o kervan sen kendini alıyor. O da Çingiz Han yani çok sinirleniyor ve Muhammed Khwarizmshahı da aynı bir kervansaray gönderiyor. Muhammed Khwarizmshah da onların tümünü soyup kendini alıp tüm içindeki insanları öldürüyor. Ondan sonra Çingiz Han burada ordu gönderiyor. Çingiz Han yekile yeksan etmiştir burayı, yakmıştır bu tarihi şehri ve şurada insan kemikleri, yanmış binalar, kemikler ve müthiş bir mücadele, savaşın yapıldığı alan, kemiklerin olduğu yer, vahşetin, dehşetin boyutunu gösteriyor. Outstanding encyclopedic scientist. I think you already informed about this. Yes. Okay. The area consists of the total area is about 20 hectares. Occupies 20 hectares. Yeah. 14. asra ait yerleri 12. asra. Yani şunlar orijinal mi tamam? Şunlar orijinal. Üstü sadece. Yani şurası üstü. Orijinal. Şu an kalenin içerisindeki büyük mescitteyiz. Gördüğümüz gibi bu alanın tümü mescit, cami, Otrar Farab Camisi ve duvarlarının bir kısmı orijinal. Otrar şehrinin ilk mescitlerinden, camilerinden birisi. Orijinal sütun duvarları, caminin orijinal duvarları. Elements of this, the top of a mosque, khubba and other facet elements are located in our museum nowadays. We are keeping this. And here you can see that after reconstruction, the columns, inside columns of the mosque. It showed the mosque was so huge. Also here, also we can see the mihrab hall. This is a direction to pray, yeah? Ve Otrar kentinde caminin, yıkık caminin hemen yanı başında Arapça üzerinde yazıların bulunduğu bir taş ve kitabe. Otrar'da gerçekten duygulanmama geldi değil. İnsan kemikleriyle dolu kale kalıntısı, yerle bir edilmiş, yakılmış, yıkılmış mescidin o harabeleri. Timur Han'ın 1405 yılında vefat ettiği saray hemen ileride. Tarihi Otrar şehrindeki mimariyi de bu tarihi ev kalıntılarından anlayıp görebiliyoruz. 12. yüzyıldan kalan ev kalıntıları ve ev temelleri Otrar'da. Önemli bir yerdeyiz. Tarihimizin ihtişamlı geçmişinin olduğu nehir burası. Maveraün Nehir, Oğuz ili. 200 metre ileride Amu Derya var ve burası Siri Derya değerli izleyenlerimiz. Tanrı dağlarından, Kırgızistan'dan doğar. Önce Özbekistan'a girer. Ardından Tacikistan'a, yeniden Özbekistan'a girerek daha sonra muhteşem bir görünüm arz eder ve Kazakistan coğrafyasına girmek suretiyle Aral Gölü'ne dökülür. Muhteşem bir nehirdir. Orta Asya'nın en büyük nehirlerinden birisi. Buna kalanın ordu mu? Bir de kala mı var burada? Kala boğan bu yerde. Bunlar da boğan kala. Bunların daire kulağı, bunların cağası var, su gazır. Ne yapsan var, su gitkinin. Tavza kumranın sınıfı tolamların aslında. Ve burada tarihi bir kalenin, tarihi bir şehrin olduğundan söz ediyor. Zira çok yakın bir noktamızda Otrar var. Buralar şehrin yeri eski. O cagalı tarih kop tola. Bu Sırdere yakasının hepsi, kenarının hepsi tarihi şehirler diyor. Siri Derya sahillerinde yazılan Türkistan medeniyeti tarihini
araştırarak tarihe not düşüyoruz. Kandos köyünde, Sirideriya sahillerinde. Değerli izleyenlerimiz, yollardayız. Türkistan medeniyeti coğrafyasını adım adım gezerek araştırıyoruz. Maveraün Nehri'nin önemli kilometre taşı Sirideriya Nehri'ni geçtik ve Oğuz diyarına geldik. Tarihçiler Oğuzların dünyaya yayıldığı yeri Amuderya Sirideriya arasında Maveraün Nehir olarak bilinen coğrafyadan yayıldığını söylüyor. Evet, önemli bir Allah dostunun, Türk İslam önderlerinden, alperenlerinden birisinin türbesinin önündeyiz. Ve buradan sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. Aziz ecdadın ruhu için El Fatiha. Devralem programı olarak tarihi Savram kentindeyiz. Şöyle kameraman arkadaşımızla birlikte o muhteşem gün batımını izlerken o muhteşem tarihi Savram medeniyeti, Oğuz medeniyeti gözümüzün önüne geliyor. Savram şehrinin kale surları. Müthiş bir medeniyettir Sirideriya medeniyeti. Biz Sirideriya medeniyetini Savram'da araştırıyoruz. Cengiz Han'ın yakıp yıktığı bir kent. Taş üstünde taş bırakmadığı bir kent. Ve gördüğümüz gibi birçok insan kemiği var. Şurası tamamen insan kemikleriyle dolu. Yanmış, yıkılmış. Ve yüzlerce yıl önce yaşanmış bir vahşetin izleri. Ve Avrupalılar Cengiz Han'a çok büyük önem verirler, filmler yaparlar. Ama Cengiz Han'ın Türkistan medeniyetine verdiği vahşetin izleri araştırıldığında Cengiz Han'ın gerçek yüzü ortaya çıkar. Evet, Savram kentindeki insan kemiklerinin adeta lebalep dolu olduğu yanmış yıkılmış Savram kentinin izlerini de buradan gözler önüne seriyoruz. Buradan Cengiz'in yakıp yıktığı bütün o medeniyette şehit olan aziz ecdadın ruhu için, Allah rızası için Savram'dan, Türkistan'dan El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Kent'ten önemli bir merkeze gidiyoruz, Sayram. Sayram Dağları eteklerindeki muhteşem bir şehir. Ama bugün o Sayram Dağları da Karadağ olarak adlandırılıyor. Biz Karadağ dendiğinde Sayram Dağları'nı hatırlamalı ve İsticip dendiğinde de tarihi Sayram şehrini bilmeliyiz. Müzik
Sayram'dayız. Tarihi şehir, İpek Yolu güzergahı, Hoca Ahmet Yesevi'nin dünyaya geldiği şehir ve annesinin mezarının, türbesinin bulunduğu yer ve şu an annesini ziyaret edeceğiz Sayram'da, Çimkent'te. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين تلاوت قرآن حلوات إيمان شنو رحمة رضي الله محمد داري اللهم اغفر له وعلى والدي وعلى أستاذي برحمتك يا أرحم الراحمين Hoca Ahmet Yesevi'nin mamasıdır. Musa Şahin'in kızı oluyor. İbrahim Adan'ın cüvayı boladı. Lila Hanım'ı. Bunlar 10. asrın ahırı, 11. asrın baslarda ömür sürgen adamlar. Bu anamızın, Naz Öz'ün adı Ayşe Ana. Karaşaş lakabat deyledi. Öte ilimdi bilimdi ayel bolgan, medresi açıp, ayelderini zine bolarga ilim bilim bergen anamız boladı. Tağı da İslam adamında birinci bolup Kur'an-ı Kerim'ni Arap dilinden Türkiye dillerine avdarıp bergen kişi olup geledi. Hürmetli konaklar, hoş gelip sizler bizden eski Sayram'a bu keseni burun ötken ülkeyen alım, ülkeyen savatlı kişi Ahmet Yesevi'nin anasının kesenesi. Gelgen osu keseneni ziyaret yasaganızlarga Sayram halkı öte rıza, öte kursan boladı. Şimdi meni aytanım, aytatınım olsun da kesenelerde ziyaret yasav Allah yolunda öte sevap boladı. Caslarga örnek boladı. Hoca Ahmet Yesevi'nin annesinin dünyaya geldiği şehir. Burası Sayram. Burası Sayram Dağları eteklerindeki tarihi mekan. Ve Ahmet Yesevi'nin annesinin metfun olduğu türbe. Ve ziyaret ettik, dua ettik burada. İpek Yolu'nun önemli merkezi Sayram. Çimkent'e 15 kilometre mesafedeki Sayram, Karadağ eteklerindeki muhteşem bir bölge. Şimdi İbrahim Ata, Hoca Ahmet Yesevi'nin babasının metfun olduğu türbeye gidip dua edeceğiz. İbrahim Ata, 10. asrın ayağı, 11. asrın başında ömür sürgen. Bizni jakta birinciler Katar'ında İslam dinini taratkan. Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi babamızın ataları boladı. Ateş boladı. Bizni jakta birinciler Katar'ında İslam dinini taratkan. Hoca Ahmet Yesevi o yerde tuğulgan. Evliye kişi ötken, din taratkan. Burası Hoca Ahmet Yesevi'nin babasının türbesi. Dünyaya geldiği şehir Sayram. Annesi de burada metfun. İpek Yolu'nun önemli güzergahı burası. Ve sizler adına bütün izleyenlerimiz ve İslam medeniyeti coğrafyasının huzur ve barışa erişmesi adına Fatiha okumaya davet ediyorum. Buradan El Fatiha.
Hedefimiz Taraz şehri. Taraz, tarihi Talas savaşlarının yapıldığı bölgeye de çok yakın bir noktada. 200 kilometre yol gideceğiz. Karadağ ancak tarihteki adıyla Sayram Dağları muhteşem manzarasıyla göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Bulunduğumuz bu otoyol da Çin'den başlayıp Kazakistan'ı geçerek Avrupa'ya kadar giden o İpek Yolu ve İpek Yolu olarak adlandırılmış bir yolda. Bir tarafta Tanrı Dağları, diğer tarafta Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar giden o tarihi İpek Yolu'nun modern hali, otoban haliyle tarihe not düşüyoruz. Muhteşem manzaralar, güzellikler. Nedendir bilinmez, söz bu ülkeden açıldı mı, göz alabildiğine uzanan meralar belirir gözümüzde. Sonra yılkı atları ve koyunlar. Bakın, hayvancılık bir gelenektir bu coğrafyada. Muhteşem sahraya yayılan milyonlarca baş hayvan, peşinden koştura dursun yüzbinlerle çobanı, ne sürüler gelir parmak hesabına, ne de yürümekle tükenir stepler. Kısacası, ama iyi, ama kötü bir atınız olmalı, ayağınız kesilmelidir yerden. İşte Kazakların at muhabbeti buradan kaynaklanır bir bakıma. Kardeşlerimiz at sırtında doğmazlar elbet. Ancak büyürler at sırtında. Nal sesi ninni olur kulaklarında. Yağız aygırlarla zarif kısraklar ailenin ferdidirler sanki. Bakın, Kazaklar sadece binmekte ve yük çekmekte kullanmaz. İnek gibi besler, sağırlar sütünü. Kah sıcak sıcak içer, kah yatırırlar yayığa, çıkarırlar yağını. Sonra ıssız dağ başları ve kuytu vadilerde yabani at sürülerine rast gelirsiniz mutlaka. Bu hayvanlar tarifsiz bir dayanışma içindedir. Hem sert iklime mukavimdirler, hem de kurttan kuştan koruyabilirler kendilerini. Geyikler, ceylanlar gibi başlarına buyruk yaşar, tadını çıkarırlar hürriyetin. Eğersiz, palansız koştururlar gönüllerince. İpek Yolu güzergahının önemli bir noktasındayız. Kazakistan'ın, hatta Kazakistan Devleti'nin kuruluşunun gerçekleştiği Taraz şehrindeyiz. İpek Yolu kervanları da belki bu şekilde karşılanıyordu. Aşkın, sevginin sembollerinden birisi Taraz yakınlarındaki önemli bir nokta burası. Karahanlar Devleti yöneticilerinden nişanlısına yaptığı bir türbe ve türbenin ihtişamı, güzelliği gerçekten göz ve gönül okşuyor. Ayşe Bibi mavzemeyi 11. asır. Kızbalılardın boy tumarı değil. Mozole Ayşe Bibi ve onun ninesi Babacı Hatun. Bu 12. yüzyılına ait yapı. Hiçbir yerde bu mozoli, Ayşe Bibi mozolesi hiçbir yerde bulunmuyor. Yani orijinal ve değişik bir yapı. Çünkü onun kerpiçleri, yani kerpiçler, levhalar çok değişik ve sadece bu yere ait ve Kazaklara ait. İstanbul'da Kız Kulesi masalı var ya, ona benzeyen bir şey var burada. Ayşe Bibi zengin adamın kızıydı. Ayşe Bibi Karahan aşiretlerin genç adama aşık oluyor. Babasından izin almak istiyor ama babası izin vermiyor. Ayşe Bibi kaçıyor evden ve sonra onun yanında duruyor ve serinlemek istiyor, suyu alıyor ama onu yılan ısırıyor. Bu Kazaklara ait. Mesela bu tek Kazaklara ait. Hiçbir yerde bulamazsın. Ne Özbeklerde, ne Taçıklarda, ne Azeri'de, ne Türklerde. Aşağısı mesela restore edildi. Ve yukarı ama dokunmamış şeklinde duruyor. Sonbahar, bulutlar ve hayat çok güzel. Hmm.
vefa ve vefanın önemini görüyoruz burada, bu türbenin bulunduğu yerde. Ayşe Bibi Sultan'ın ninesinin Babaca Hatun türbesi, ama türbenin içerisinde bir sanduka yok ve Karahanlar Devleti ile ilgili bilgi ve belgelerin araştırılmasıyla önemli bilgiye ulaşılabilir diye düşünüyoruz. Eski tarazımız, işte görüyorsunuz kemikler, işte bu koyun kemiği, işte burada bu odalar mesela. Burada kuyu, işte taşlık kuyu görüyorsunuz, yani orada su alıyorlardı. Büyük İpek Yolu güzergahını adım adım takip ediyoruz ve Taraz İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden birisiydi. Ve İpek Yolu güzergahındaki Taraz'da kervansaraylar bulunuyordu. Tarihi kentti ve şu an o tarihi kentin içerisindeyiz. Burada İpek Yolu tüccarlarının kaldığı dönemde paraların bulunduğunu ve bu paraların müzede olduğunu biliyoruz. Elbiseli adam heykeli Kazakistan toprakları içerisinde bulundu. Türk tarihi açısından çok önemli bir buluştu bu. Çünkü biz Türklerin en eski tarihi kayıtlarının Orhun yazıtları olduğunu düşünüyor idik. Ancak Kazak arkeologların yaptığı araştırmalar milattan önce 3. 4. yüzyıllara kadar olan dönemde dahi tüm Kamçatka Yarımadası'ndan Avrupa kıtasına kadar olan geniş bir alanda bu alanda hüküm süren bir devletin burada bulunduğu, merkezinin burası olduğu anlaşılıyor. Yani bu demektir ki bizim kendi bildiğimiz, Türk tarihinde bildiğimiz devreye denk gelen bölüm Büyük Hun İmparatorluğu dönemi. Bildiğiniz gibi Büyük Hunlar da ta Kamçatka Yarımadası'ndan, Bering Boğazı'nın oradan ta Orta Avrupa'ya kadar olan coğrafyada egemenlik kurmuş, hüküm sürmüş bir devlet idi. Kazak arkeologların bu yaptıkları arkeolojik çalışma ve neticesinde elde ettikleri buluş Türk tarihi açısından devrim niteliğinde. Kazakistan şehirleri, özellikle Almatı, göz kamaştırır. Batılı metropollerden eksiği yoktur, vardır fazlası. Geniş meydanları, karakteristik mimarisi ve sessiz sedasız akan trafiğiyle cezbeder ziyaretçilerini. Ağaç, ağaç, ağaç. Bir parktan çıkamadan girersiniz ötekine. Kişi başına düşen yeşil alan alt üst eder dünya standartlarını. Modern İpek Yolu turunu takip ediyoruz. Kervanlarla değil, kadim İpek Yolu. Ama biz modern İpek Yolu ile uçak, karayolları, ama bir de teleferikle bu işi bir not düşelim dedik. Şu an Göktepe'ye çıkıyoruz. İpek Yolu'nun önemli merkezi Kazakistan'ın kültür başkenti Almaty'dan. Burada
yabani kuşların nasıl eğitildiğini, kartalların nasıl eğitildiğine şahitlik yapacağız. Doğal bir ortamda kartalların yetiştirdiği yerdeyiz. Bu Kazakistan Almaty kalası. Almaty kalasına hoş geldiniz. Almaty kalasında adiyemi tavlar var. Alatav. Majerde gazır biz kuşlar şovu gösterilir. Look, it's the most interesting thing in our show. Look. Yes. No, you have to be a little bit lighter. Yeah. Now he will catch some big bass. Son sürat. I know what has appeared under the beak. Now please, he's following. Make photos. Nobody will believe you what happened the next. His name is Deep Throat. Kuşların, kartalların nasıl eğitildiğine şahitlik yaptık. Müthiş bir gösteriydi. Tanrı Dağları'nda yetişen kartalların yetiştirilip ehlileştirildiğini gördük burada. İpek Yolu'nun önemli merkezi Kazakistan'ın kültür başkenti Almaty'da. Buzlu zirvelerden kopup gelen berrak sular suni göllerde biriktirilir, deniz hasreti dindirilir kalabalıkların. Su bisikletleri, motorlar ve sandallarla tadını çıkarırlar minik deryanın. Almaty'nın dibine bağdaş kurduğu dağlar dik mi diktir, sarp mı sarp. Bu dorukları bulutlu kayalıklar ne susuz koyarlar kenti ne de havasız. Dereler dört mevsim akarlar çılgınca, rüzgarsa oksijen pompalar gün boyu. Kısacası kent hayatı yaşayıp yayla havası soluyabileceğiniz nadir beldelerden biridir burası. The Great Silkway, one of the routes of the Great Silkway, northern branch used to go throughout the Siberia, but also the southern branch, crossing the territories of Kazakhstan, entering to the south of Russia, following the river Volga, for instance, ancient cities like Astrakhan,